Allah'ın rahmeti, selameti, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Kanal 7 ekranlarından, muhabbet kapısından bir pazar sabahı yine hepinize merhaba. Evet, insan çok kompleks bir varlık. Sinir sistemi var, sindirim sistemi var. Kan diye bir insanın vücudunda akan bir madde var. Organlarımız var. Her biri bir alem kadar da geniş. Yani insanın vücudundan geçen damarları, kılcal damarları yan yana koyduğunuz zaman dünyayı 3-5 kez belki daha 10 kez dolanacak kadar bir insanın vücudu bu. Allah böyle yaratmış. Tabii duygular var, duyuların merkezleri var, insanların sözleri var, sözlerden etkilenecek organları var, duyguları var. Bütün bunları inşallah enine boyuna konuşacağız. Çok önemli konular var bugün. Zihin dünyamızla da ilgili, etkilemekle ilgili, muhabbetle ilgili, karşı tarafı tesir altına almak. Bütün bunlar sihir, büyü, muska, bunlarla da alakası var bir taraftan. Yoga, meditasyon, efendim dinen uygun mu, telepati, hipnoz, bunları herkes yapabilir mi? Yapılması nedir, gerçek midir? Bunları konuşacağız inşallah. Önce telefonlarımıza başlayalım. Hayırlı sabahlar diliyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar kardeşim. Giresun'a selamlar. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam çok ulaşmak istedim size. Sonunda ulaştım. Şükürler olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Hocam benim iki sorum var. Önce benim oğlum iftiraya uğradı. Geçmiş olsun. Bir senedir cezaevinde. Ondan sonra ben buna kurban adadım. O olmadan önce de bir sene boyunca çok şeyler geçirdi. Hı? Olumsuz şeyler. Ondan evet. Sonra kurban adadım. Hani adak adadım çıkınca keseceğim diye. Tamam. Ama çıkmadı. Hı hı. Ben bunu kestim. Kesmesen dediler bana Allah'a şirk koşmuş gibi oluyorsun dediler. Verdim bir hayır kurumuna. Evet. Allah kabul etsin. Hı hı. Şimdi oğlum çıkınca bir daha kesmem gerekiyor mu? Birinci sorun bu. Oradan gidelim. Şimdi adak oğlum hapisten çıkarsa keseceğim diye adadınız. Evet. Kesmeden adağını yerine getir yoksa günaha girersin diye sana bir şey söylediler. Sen de korktun, kestin. Kestim, evet. Tamam, bir daha kesmen gerekmez. O kurbanı da hemen kesmen gerekmiyordu zaten. Sana vacip olmaz. Ne zaman vacip olur? Oğlun çıktığı zaman vacip olacaktı. O vacibi sen önceden yapmış oldun. Dolayısıyla sıkıntı yok. Tekrar kesmen gerekmez ama önce kesmen tamam. De gerekmiyordu. Onu söyleyenler de yanlış söylemişler. Bir kestim de hocam. Verdim bir hayır kurumuna. Bir de çok çirkin bir söz söylemişler. Şirk koşmuş olursun. Bu ne demek? Evet. Öyle bir şey evet, olur öyle mu? Öyle söylediler. Bu çok yanlış. Şirkin hocam, manasını bilmiyor demek ki onu söyleyenler. Keşke doğru bilenlere sorsanız böyle şeyleri. Rastgele değil de kulaktan dolma. Bak sizleri böyle tehlikeye atıyorlar. Yanlış yaptırıyorlar. Bilemedim hocam. Peki. Şimdi ben oğluma, üniversite okuyordu oğlum. Tek suçu tatile gelmek oldu ablasının yana. Evet. O kapıdan içeri girmesi oldu. Hocam ben buna hamileyken rüyamda bana böyle sakallı, yaşlı bir adam benim sırtımı böyle sıvazladı. Kızım dedi, Allah sana bir erkek evlat verecek. Hı hı. Bana bir peygamber ismi söyledi. Onun oğlu gibi olacak dedi. Bu kadar. Evet. Hocam uyandığımda çok net aklımdaydı. Dedim sabah bir kenara yazarım dedim. Hı hı. Uyandım daha aklımda yok o peygamberin ismi. Biz bunu çok araştırdık. Acaba işte peygamberlerimizin çocukları hep iyi mi diye araştırdık bulamadık. Ama benim oğlum şimdi anne diyor bak rüyan ona çıkmış sakın isyan etme. İlk zamanlar çok şey yaptım isyan ettim. Allah'ım benim çocuğuma niye bu oldu diye. Ama o hep bana moral verdi anne ben bunu yaşayacakmışım. Bu olacakmış bak sen benim rüyamı. Ben doğmadan görmüşüm. Bu gelecekmiş benim başıma. Hocam bir de oğluma dua edin. İki gün sonra mahkemesi var. Rabbim adaleti tecellisini nasip eylesin. Gerçek neyse o çıksın. İftira dediniz. Siz inanmıyorsunuz. Demek ki. Peki. Allah-u Teala inşallah tüm hapiste olan şu anda bizi izleyen kardeşlerimize de
adaletin tecellisini nasip eylesin. Tabii suçu olan da cezasını çekecek, ona da bir şey demiyoruz ama gerçekten hak etmediği şekilde cezası yanlış olabilir, iftiraya uğramış olabilir, bazen öyle yıllar sonra anlaşılıyor. O kardeşlerimize de, içeridekilere de bir an önce Rabbim hürriyetlerini nasip eylesin, duacıyız. Diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Bursa'ya selam, buyurun. Hocam, benimle mi konuşuyorum? Evet, benimle konuşuyorsun. Hocam selamünaleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam kardeşim, buyurun. Hocam, benim bir oğlum var. Benim oğlum 5 sene oldu askerden geleli. 5 askerde kötü alışkanlıklara alışmış. Hocam önlemini alamıyoruz. Alamadım. Çok uğraşıyorum. Çok uğraştım. Arkadaşlarımdan koparamıyoruz. Artık bizim de bu kadar çaresizim hocam. Bu kadar çaresizim. Askerden önce yok muydu o alışkanlıkları? Bilmiyorsunuz. Yani şimdi hemen askereyi de suçlamayalım. Yani biz bilmiyoruz. Onlar zaten orada işte oradan geldikten sonra öğrendik de orada tamam. Orada zaten yani, orada şöyle sivildeyken belli etmiyor, gizleyebiliyor, rol yapıyor, para buluyor bilmem ne ama askereye de bunları bulamayınca ortaya çıkıyor, problem oluyor. Ondan sonra anlaşılıyor. Neyse geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Evet buyurun. Hocam alınmıyor sokakla ben. Bize bir çare gibi hem de bir dua istiyorum. Ha, sokaklarda artık mı? Ya sokaklarda eve gelip gidiyor. İçinde çalışıyorum. Ama illa o alışkanlıklarını bulabilmek için dışarılarda. Evet. Allah kurtarsın. Ama bunu haber verdiniz mi? Bir hastaneyle bir irtibatınız var mı tedaviyle? Şöyle bir söz var ya, hani bir insanın doktoru kendisi olacak. Bütün doktorlar bir araya gelse, hasta doktorların dediğini yapmazsa iyileşmez ki. Sular şarıl şarıl aksa, siz oradan bardağınızı, testinizi doldurmasanız kap dolmaz ki. Dolayısıyla yapılması gerekenleri yapması lazım. Buna ikna edecek, işte onun bir eşref saati vardır böyle. Kendi tam dinler, anneyi dinler, babayı dinler, büyükleri dinler. O zaman ona karar verdirmek lazım ama sürekli bu işlerde şöyle ablacığım, Allah size kolaylık versin. Çok zor bir durum. Kimsenin başına çok, vermesin. Çok zor hocam. Burada şöyle bıkmak yok. Sabır. Sabırla o dengeyi kurarak onu oradan uzaklaştırmak için bütün yolları denemek zorundasınız. Kolay değil. Çok zor bir şey. Hani ya hapiste biter ya mezarda diyorlar böyle bir takım alışkanlıkları olanlar için. Allah size kolaylık versin ama devlet de bu konuda elinden geleni yapmalı. Yapıyor da bazı konularda, siz onlarla irtibatı sıkı tutun. Hastanelerle bu işe gönül vermiş kuruluşlar var. Onlarla çevre, arkadaş, iyi bir arkadaş belki sizin yapamadığınızı ona yaptırabilir. Rabbim kurtarsın. Kötü alışkanlıkları tedavi etmek için işte bugün konumuzda var. Yani böyle işte telepatiyle, zihin kontrolüyle, hipnozla bir takım tedavi yöntemleri de var. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış, onlardan da bahsedeceğim zaten. Bunlar olabilir mi diye. Onu da dinleyin inşallah. Rabbim şifalar versin, kardeşimizi de kurtarsın hocam, inşallah. Buyurun. Çok çaresiz. Bir de bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi bazen bu olaylardan dolayı çok unutkanım var. Bu namazlarda serseride yapıyorum. Hocam eşim diyor ben ettehiyatından sonra serseride yapmaya öğrendim. Önceden Allahümme salli ve aleyhi de okuyordum. Hoca dedi Kur'an kursunda okudum ben 3 sene. Evet. Hocam dedi bana ettehiyatını okuduktan sonra secde yapabilirsin dedi. Tabii yapabilirsin. Sehiv secdesini ettehiyatüden sonra zaten sehiv secdesinden sonra tekrar okuyorsun. Onları evet. Okuyorsun ya salli barikleri falan. Evet. O da olur. Onda hiçbir sakınca yok. Esas öyledir. Hayır ettehiyatını kendince olduğumu diye ettehiyatından okumacın. Allahümme Rabbine, Allahümme verikten sonra secde yapacağım diyor. Öyle mi? Bunu öğrenmiştim. Yok. Ettehiyatı okudun ya oturduğunda. Evet. Namazda evet. Biliyorsun ki sehiv secdesi yapacaksın. Sonra tekrar okuyacaksın ettehiyatü salli barik. Sehiv secdesini yapıp ettehiyatüden sonra tekrar oturuyorsun ve ettehiyatü salli barik Rabbena dualarıyla selam veriyorsun. Evet hocam. Budur. Hocam dua isteyin çocuğuma. Bu doğrusu bu. Bir tane doğrusu bir bu. Hocam.
Hocam onu çocuğuma dua istiyorum. Allah kurtarsın inşallah. Rabbim size amin. Bir kurtuluş kapısı açsın. Hocam sadece ferahlık dua istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çok çaresizim. Çok Rabbim bir şeyler yaptım. Rabbim muradını çok versin. Kurban seni üzmesin inşallah. Hakimle gittim. Duala toplattırıyorsun. Tamam. Tekrar hatimle ittiriyorsun. Anacığım, üç defa hatim ittiriyorum. Bu doğru hocam. Bak bu doğru. Kurban da kestim. İki kere tamam, kurban kestim. Tamam bu da doğru ama bir de hani şöyle düşün. Bir yaran var. O yarana ilaç koymuyorsun. Sürekli efendim dua okuyorsun. İlacını da koyuyorsun. O da duadır. İşte bunun ilacı aynen. Neyse ikisini de yapacaksın. Doktora da götüreceksin. Duanı da yapacaksın. Yoksa duayı yapayım. Doktora gitmiyor. İlaç kullanmıyor. Dua ile iyileşsin. Allah-u Teala aynen. Her hastalığın şifasını yaratmış. Likulli da'in deva'un. Her hastalığın bir şifası var. Onu arayıp bulacağız inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Amin. Zor tamam, ama... Hocam. Benim hocamın bir sözü vardı, onunla size hatırlatayım. Bir günde olmaz, bir gün olur inşallah. 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 Hocam. Ümidi kesmek i̇nşallah. Yok. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah. Bursa'ya selamlar. Kötü alışkanlığı aleyküm olan tüm kardeşlerimize Allah Rabbim bak. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah alışkanlığı olan kardeşlerim, beni dinliyorsanız bak ne kadar toplum sarsılıyor. Analar, babalar nasıl yıkılıyor. Hayatı kararıyor. Namazda okuyacağını unutuyor. Yapmayın bunu, etmeyin. Başlamayın. Tatmayın, birinin verdiğini almayın, oralara gitmeyin, oralarda gezinmeyin, bir seferlik ne olur demeyin. Sizi tuzak kurmuşlar böyle örümcek ağları gibi bekleyenler var, bu işin para babaları var, dünya üzerinde sektörü var, zihinler gidiyor, genç dimağlar gidiyor. Şimdi dün bir haber izliyoruz, haberde diyor ki Ukrayna'da, yok haber değil, bizim gezi programımız var ya, bir hanım kızımız geziyor ya, dünyayı geziyorum da Ukrayna Özlem Hanım anlatıyor, üçte ikisi kadınlar dedi, benim torunumun dikkatini çekti, dede dedi, niye dedi üçte iki kadın üçte bir erkekmiş orası dedi. Dedim ki erkekler çok içki içiyorlar ve genç yaşta ölüyorlar. Ben orada Kırım'da bulundum bir ay, görev yaptım, erkekler niye yok? Otobüs şoförü kadın, kasap kadın, manav kadın, berber kadın, efendim temizlik işçisi kadın. Erkekler nerede? Erkek görürsen 3-5 tane, o da bir köşeye sinmiş, şişeyi koymuş, orada içiyor sabahleyin daha. Sabah işe giderken bakıyorsun, orada bir kenarda içiyor. Arabasının içinde içiyor, ondan sonra başlıyor. Ve 40 yaşına gelmeden çoğu erkek ölüyor. Kadın nüfus artıyor. Kadınlar o kadar içmiyor. Erkekler içkiden, uyuşturucudan hepsi, yani neyse kötü bir laf söyleyeceğim, gidiyor işte. Yani yazık, ömür de gidiyor, nesil de gidiyor. Allah hayırlı nesiller nasip eylesin. Evet, telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar, buyurun. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. İnşallah benim de dileğim bir gün olmaz. Yani bir gün olmaz, bir gün olur. İnşallah. Evet. İnşallah, buyur. Sizinle yüz yüze görüştük ama müşerref olamadık. Nerede görüştük? Bir semtimize gelmiştiniz bir şey Ramazan akşamı. Tamam, sohbete gelmişimdir. Buyurun. Bayağı oldu yani. Bayağı buyurun, bugün de nasipmiş telefonla. Karşılaştık ama kalabalıktan dolayı yaklaşamadım ben size. Estağfurullah. Yani orada görmüştüm şeyimizi. Doğru. Ben hatta İstanbul'da bütün şeyleri görmüşümdür. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mehmet Efendi yok muydu? Gönenli Mehmet Efendi. Evet, Allah rahmet etsin. Onun çocuk, annem çocuk, ben çocukken o götürdü annem beni onun vaazlarına. Ya ettim ne güzel onu. Vaazlar evet. Söyler, Kur'an okur, ilahiler söyler. Kadınlar ayrı vaazları olurdu. Evet. Hatta tarihi bir camide, Kazlıçeşme Camii'nde. Doğrudur. Buyurun hatta, efendim. Şimdi hocam, benim sorum şu. Müslümanlıkta Müslümanın Müslümana verdiği söz geçerli mi değil midir? Söz senettir. Sözünde senettir. Durmak Müslümanlık, müminlik alameti, durmamak münafıklık alametidir. Şimdi çok yakınım, isim vermiyorum belki bunlar benim şey tedbirlerim, çok yakınım. Bana bir gün dedi ki yemekte, dedi ki sana dedi ev yapmak için dedi arsadan pay veriyorum dedi. Evet. Vasiyet etti. Yani vasiyet etti. Şahitim de Cenab-ı Allah. Allah'ın Celle Celal'i bir de ailem var. Tamam. Fakat seneler geçti. Benim imkanım olmadı yani. Yapamadım.
bizim rahmetli oldu. Evet. Sondan sonra çocukları bu işi devam ettirdi. Hı hı. Ya yerimiz var dediler. Şey etmeyeceksin. Çekinmeyeceksin. Çünkü bunlar da benim birinci derece. Tamam, anladım. Çocuk. Peki. Ondan sonra tabii vaktim olmadı. Durumum olmadı. Hı hı. Yapamadım. Bir gün kendi evimizi biz müteahhit edelimken kardeşlerle beraber dedim ki madem böyle yapıyorsun benim de senden bir ricam var dedim. Bana köyde bir yere yapar mısın dedim. Bir arsam var dedim. Söz verdiler dedim. Oraya yapalım. Tamam dedi. Yapacağım. Biraz şeydi. özet anlatır mıyız? Telefonlar tamam. Var. Bekliyorlar. Buyurun. Tamam hocam. Ondan sonra tam biz işe giriştik. Ev yapmaya gittik. Bunlar vazgeçti. Arsa kıymetlendi. Vazgeçtiler yani. Yani gözlerinde kıymetlendi. İmtihan belki, ya. Hayır. Hala orası bomboş duruyor, bekliyor. Peki. Fakat ben onlara bir şey demedim. Kırıldım, bir şey ettim ama kalben, ruhan kırıldım. Çünkü başka şahitler de vardı. En az kendileri. Yine de Kur'an-ı Elbasar'ın Cenab-ı Allah buna da şahittir. Ailem, çocuklarım şahittir. Şimdi ben bu durumda ne yapmalıyım hocam? Bunlar bana burayı vermeleri mi lazımdı? Çünkü bunlar da bu işi bilen kişiler yani. Elinde herhangi bir senet yok değil mi? Yok senet, mümet yok. Hiçbir söz şey, ver sadece. Söz ben onlara güvendim. Evet, şimdi sevgili kardeşim. Onlara bir söz daha. Söz senettir. Hibe ettikten sonra, hediye ettikten sonra onu geri istemek, kusmuğunu geri yutmak gibi çirkindir. Hadis-i şerifte evet. Geçiyor. Dolayısıyla evet. Bunlar doğru bir şey yapmamışlar, haram işlemişler, günah işlemişler, büyük bir vebal altındalar ama senin de yapacak bir şeyin yoksa Allah'a havale edeceksin bu durumda. Çünkü dedin ya şahidim Allah diye, Mahkeme-i Kübra'da inşallah hakkını alırsın. Yalnız babalarını da orada kabirde hani rahat bırakmamışlar demeyeceğim çünkü o evladın suçundan babanın bir günahı yok ama keşke o da zamanında size resmiyette tapusu mudur nedir bir yazılı evrak vesaire verseydi de bu duruma düşürmeseydi. İşte bizim işlerimiz maalesef böyle. Söz söyleniyor öyle kalıyor, yazmıyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet yazmakla ilgili ayet. Borçlandığınız zaman şahit tutun yazın diye noterlerin bazıları asarlar o ayetleri. Bakara suresindeki bu ayeti bir sayfadır. Allah-u Teala inşallah gönlüne göre güzel bir mekan versin, güzel bir ev yapacak evin olsun inşallah. Rabbim sizlere sağlık afiyet. Önce sağlık ve iman. Gerisi düzelir. Dünya malı dünyada kalır diyeceksin. Çok da kafaya takma. Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar kardeşim. Buyurun. Hayırlı sabahlar, iyi pazarlar, iyi yayınlar hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam, şöyle bir durumum var. Benim de giden hafta aramıştım ama eski yayına katılamadım. Sonra arkadaşlar dönüş yaptı. Evet. Ben dedim hani pazar günü uygun olsaydım şey yaparım değil mi? Ama bu hafta da çalıştığım için ama yine arkadaşlar sağ olsun aradılar ilgilendiler. Şimdi şöyle durum hocam. Eşim işte 10 gün sonra gibi bir şey olacak. İyi niyet olayından biraderim kardeşinin yanına eşi doğum yapacaktım. Ona yardım amaçlı gitti eşim yanına. Evet. Ve orada da bir tatsızlık durum çıkardı. İşte ayrılacağını bir hopladı zıpladı. Şimdi evi ben kovmadım, şey yapmadım. İşte ben şöyle yapmıyorum, işte seni sevmiyorum, işte böyle diyor, şunu yapıyorum vesaireyle. Şimdi ayrılacağını kalktı. Ve üzerine de eşim üzerine bir dairemiz vardı. Daire eşim üzerine yapmıştım. Daireyi bana ver, ben başka bir şey istemiyorum diye. Hem bu yaptığına karşılık, ben bu daireyi hak ediyor mu veya vermem mi lazım? Ne diyorsunuz hocam? Bu konuyla ilgili bana yardımcı olursanız. Evet, Kur'an-ı Kerim'de kardeşim bunlar çok açık yazılmış. Evlilikle ilgili konular var. Bir de hanımlara, eşlerinize verdiklerinizi geri almayın, geri istemeyin diyor. Dolayısıyla fetva da böyledir. Bir dönemde hanımın üzerine yaptırdığımız, ona verdiğimiz malları, değerli olan bir şeyi geri isteyemeyiz o vermedikçe. Dolayısıyla mehrini şimdi, vereceğiz. Ona verdiğimiz şey onundur. Dilerse verir, dilemezse vermez. Şimdi hocam evlenirken altınla vesaire bu tamam. Buna ilk yani bu konuşulup verilen takılan takıdır. Tamam. Boş, öyle. Ama bu daire mesela dedi ki hani sana veriyorum diye bizim ortak bir şeyimiz. Böylelikle eşimin üzerine yaptım yani.
tapusunu. Yani zaten benim üzerime de olsa zaten ortak, onun üzerine de olsa, onda hemfikirim. Ama eşim bunu dayatıyor ki ne, bana işte daireyi ver, ayrılayım falan diyor. Başka bir şey istemiyor. Ben de dedim ki ne, daireyi aldıktan sonra benim bu arkada bir çivyonluk servetim yok. Daire ortak diyorum. Veya çocukların üzerine yapacağız. Bizim çözüm, iki tane çözümümüz var. Bunları ortada bırakacak halimiz yok dedim. Peki mahkemeye verdiğinde sana dairenin yarısını veriyor mu? Yani daha o sürece girmedik yani. Biz şu an aramızda konuşuyoruz, tamam. Ama daha o sürece girmedik. Ben sana Kur'an'da yazanı söyledim. Dolayısıyla karar sizin. Verdiklerinizi geri istemeyin diyor. Ancak rızasıyla alabilirsin. Rızası yoksa onundur. Üzerine yapmışsın çünkü bir de üstelik. Hani üzerine atıyorum, benim üzerime olsaydı da yine ortaktım. Onu demek istiyorum hocam. Senin üzerine olsaydı kanunla alabilirdi, başka türlü alamazdı. Yani senin üzerine olanı kanunla alabiliyor değil mi, yarısını? Yani onun üzerinde olsa kanunla yani yine ortak oluyor. Benim bildiğim bu şekilde yani kanunla oldum. O zaman yani hani, vicdanen kendini rahat hissediyorsan, kanunen bunun yarısı benim. Biz o zaman niyetimiz ortak, sadece sana bağışlamadım ben bunu. Tapusu senin üzerinde dursun diye vermiştim. Evet, öyleydi. Böyle verdim. Dolayısıyla kanundan hakkın varsa yarısını almak, onu alabilirsin. Ona bir şey demem ama bu ev senin. Artık bunu sana bağışladım niyetiyle tapusunu verdiysen onu geri isteyemez. Ama şimdi ben de şöyle düşünüyorum hocam, yani eğer sen beni hani iyi niyetle gitsem o, şu an oraya gitsem fark etmez. Kötü niyet. Yok, o fark etmez. Ayrılıyorum dedi mi? İyisi kötüsü olmaz. Ayrılıyor mal onundur artık. Mehri de onundur. Şöyle bir şey var yalnız. Kötülük yapmış ya da fuhşiyata düşmüş, kötü yola girmişse, kendisi bu yüzden ayrılması gerekiyorsa, eşi bunu kabullenemiyorsa, ayrılıyorsa bundan mehrini vermemesi gerekir diyen alimler var. Fetva da öyledir. O zaman mehir gerekmez. Kötü yolda gitmiş. Kendisi yuvayı yıkmış. O zaman mehir de gerekmez diyorlar. Peki, geçmiş olsun. Rabbim inşallah güzel evlilikler versin. WhatsApp'tan devam edelim. Evet. Selamünaleyküm hocam. Ben 6 yıldır evliyim. 8 tane düşük yaptım. Hocam, öbür dünyada çocuklarım şefkat verir mi bana acaba? Düşük yaptığım çocuklarım bana bir katkısı olur mu öbür dünyada? Günler hocam. Şimdi herhalde evlat hasretiyle sürekli çocuk yapmak için uğraşmışlar. Bunlar tabii insana bir sevap olarak inşallah çektiği annelik duygusu, eziyetler vesaire var. Bir de şöyle, normalde ses vermemiş, dünyaya canlı olarak gelmemişse onu cenin sayıyoruz. İnsan artık formunda değil, o cenindir. Ceninlerin tekrar yaratılması söz konusu değildir. Ancak şöyle bir ilave bilgi oraya söylememiz gerekiyor. Ruh verilmiş ve bunlar birer ruh sahibi ise, müstakil birer şahsiyet olarak inşallah size cennette gönül neşesi olurlar ve sevabına erersiniz diye söyleyebiliriz. Diğer WhatsApp. Biz eşimle her kavga ettiğimizde bana babanın evine git, çocuğunu al babanın evine git diyor. Bu yüzden nikah bozulur mu? Bunu soracaktım. Dini nikahımız bozulur mu? Tabii, buna kinayeli lafızlar denir. Kinaye ediyorsa, yani babanın evine git demekten kastı, sen benim artık eşim değilsin, seni boşadım, artık biz evli değiliz, sen bana haramsın gibi bir kastı varsa, doğrudan boşanmış olur. Boşanma olur. Ve bunu kullanmak da haramdır. Boşanmayı kastetmese bile çirkin bir sözdür, yanlış. Ama kavga değil de normal bir zamanda al çocuğunu babanın evine git, biraz dinlen, kendine gel, şu anda uyum sağlayamıyoruz, sıkıntılarımız var gibi bir niyetle söylüyorsa boşama olmaz. Burada niyetine bakılır. Hakimin karşısına geldiklerinde, dinimizde de öyle, hakim sorar, senin niyetin boşamak mıydı? Evet, boşamaktı. O zaman boş, ben sizi ayırdım der. Yok, ben boşamayı kastetmedim. Yani biraz kavga gürültü olmasın, uzaklaşsın, kafasını dinlesin, gelsin dediyse bunlar boşamaya girmezler. Diğer WhatsApp. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim size sorum, benim 10 yaşında bir oğlum var.
dün gece rüyasında melek şeklinde biri geldi yanıma diyor, kendini diyor, ben Allah'ım dedi diyor, seni gel cennete götüreyim dedi diyor. Çocuk da ben ölmedim ki dedi demiş. Yani bu kafamıza takıldı. Yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Hayırlı günler. Evet, şimdi çocukların dinledikleriyle, izledikleriyle zihinlerinde değişik figürler oluşuyor. Şimdi rüyada Allah görülmez. Allah görülmez. Dolayısıyla Allah konuştu, benimle Allah konuştu diyen yalan söylemiş olur ya da kafayı oynatmış olur. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve peygamberler Allah'tan vahiy alırlar. O vahiyin de Kur'an'da yine çeşitli yolları anlatılıyor. Allah'la konuşmak ancak öyle olur. Vahiy vasıtasıyla olur. Onun dışında ben rüyamda Allah'ı gördüm, Allah şöyleydi, bana şunu dedi. Bunlar sıkıntılı konular. Dolayısıyla çocuk o yaşlarda bunu görüyorsa siz de konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Okuduklarına dikkat edeceksiniz. İzlediklerine dikkat edeceksiniz. Bir sıkıntı var veya bir cenaze, ölüyle ilgili bir hadise olmuş olabilir. İşte cennete gitti falan dediğinizde onları kafasında böyle şekillendirebilir. Sana güzel bir şey görünmüş ama Allah'ı biz göremeyiz. Allah sana güzellik göndermiş, iyilik göndermiş. İnşallah cennetlik işler yapacaksın diye siz onu tevil edin, yönlendirin derim. Peki. Hocam selamünaleyküm. Hocam eşim eskiden içki içiyordu. Sonra tövbe etti. Sonra bir daha içki içti. Yani bunu iki kere falan yaptı. Hı hı. Ve şu anda ben onun içki içtiği gecelerde rahatsız oluyorum, korkuyorum. Onun içki içmesiyle benim korkmamın bir alakası olabilir mi? Evet, korkular birikmeyle olur. Yani bir olur, iki olur, üç olur. Bunlar daha sonra insanın ruhunu tedirgin eder, zarar verir ve insanlar korkulara girerler. Elbette o ailedeki o huzursuzluk, geçimsizlik, oradaki işte sarhoş kafa, ne yapacağını bilemiyorsunuz, sürekli tedirgin oluyorsunuz. Bunlar sizin için korkular oluşturmuş. Allah kurtarsın. İçki belası bütün kötülüklerin anasıdır. Sadece kendine değil, eşine de zarardır, çocuğuna da zarardır, topluma da zarardır. Akıl gittiği için haram kılınmıştır. Sadece akıl mı gidiyor? Ciğer gidiyor, ciğer. Karaciğer gidiyor, akciğer gidiyor, böbrekler gidiyor. Gidiyor da gidiyor, mide gidiyor, bağırsak gidiyor. Allah akıl versin. İnsanoğlu enteresandır. Binlerce içki çeşidi vardır ki sarhoş etmeyen, helal olan şerbetler, efendim sular, neler var aklınıza getirin, işte ayranından her türlü üzüm suyuna kadar, gül suyuna kadar. İnsanoğlu onların hiçbirini içmek için uğraşmıyor. Gidiyor orada bir tane sarhoş eden şunlar. Allah haram kılmış. İlla onu içir. Bir de özendiriyor, şişesini güzel yapıyor. Başka hiçbir şişeyi o kadar güzel yapmıyor. Onun şişesini güzel yapıyor. Başka hiçbir bardağı o kadar güzel yapmıyor. Onun bardağını güzel yapıyor. Aslında içindeki, affedersiniz, pislik. Necaset. Koyduğun yeri delip geçiyor. Kurutuyor. Ama insanoğlu, hani kedi yavrusunu yemek isteyince fareye benzetir derler. İçmek istiyor ya, güzelleştirmek istiyor onu. Ama dışarıda şişede durduğu gibi öyle durmuyor. Vücutta da çıktığı zamanda. Ne yapalım işte, alışkanlık diyoruz ama onun yollarında işte her yerde reklamlar. Şimdi futbol maçı izliyoruz değil mi? Futbol maçı izliyoruz. Dünya Avrupa Kupası, dünyanın sayılı takımları, sayılı oyuncuları açıklama yapacak. Hemen içki şişesini oraya koy. Asitli içecekleri oraya koyuyor. O Ronaldo, Allah razı olsun, ne yaptı? Ronaldo Filistin'e de çok yardım ediyor değil mi? Evet, evet. Büyük ihtimalle de inancı Müslüman bir kardeşim. Şimdi böyle öyle anlaşılıyor yani. O tuttu, su için dedi, bu asitli içecekleri içmeyin. Dünya seyrederken içkiyi oraya koyuyor. Güzeli koymuyor, çirkini koyuyor. Bu nedir? Gençlere bak. Gençlere şimdi geçen bir kardeşimiz deney yapmış. Büyük gibi konuşuyor. Siri
başka bir şey söylüyor. Küçük çocuk gibi konuşunca Siri ahlaksızlığı söylüyor çocuklara. Ne kadar ahlaksız kuruluşlar, isimler varsa onları çocuklara fısıldıyor kulağına. Çok çirkin bir şey. Bununla mücadele etmemiz lazım. Devlet olarak, millet olarak çocuklarımız elimizden kayıyor gidiyor, içkiyi öğreniyor. Futbol maçı seyrederken içkinin reklamını görüyor. Kolanın reklamını, bilmem neyin reklamını görüyor. Olmaması lazım. Ya da Siri dediğiniz o, efendim size yardımcı diye telefona koydukları o ses çocukları ahlaksız yerlere, sitelere yönlendir. Kim mücadele edecek bununla? Başta devlet. Sonra millet. Aile Bakanlığı'nı burada özellikle, ısrarla. Bununla uğraş kardeşim, bununla uğraş. Gençler gidiyor elimizde. Aile Bakanlığı demek sadece Kadın Bakanlığı değil. Kadın Bakanlığı gibi çalışıyorsun. Çocuklarla uğraşacaksınız. Gençler elimizden kayıp gidiyor. Sosyal medya çok çirkin maalesef. Onlarla da mücadele etmek zorundayız. Telefon hazırmış. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Hayırlı sabahlar hocam. Çok sağ olun. Benim bir sorum olacaktı size. Buyurun. Şimdi ben böyle enerjiye çok fazla inanan bir insanım. Örnek mesela bir şey konuşurken o ağzından çıkan laflara çok dikkat ederim. Çünkü onun bir enerjisi olduğunu, hani evrene ne konuşursak onun aynı yansımasını bize gönderilmiş gibi. Tabii burada hani Allah'a şirk olarak işte evren bana veriyor değil de, yani Rabbimiz bize veriyor ama o enerji bu işte hani evrene gidiyor ve sonra işte o bize geri dönüyor diye ben böyle şeylere inanıyorum. Mesela pozitif konuşursanız pozitif şeyler yaşarsınız. Negatif konuşursanız da başınıza negatif şeyler gelir. Yani bir tür çekme kuralı gibi bir şey. Yani ben buna inanıyorum. Sadece bunun yani dinler ne kadar doğru olup olmadığını biraz düşünüyorum açıkçası. Çünkü hani korkuyorum acaba şirk falan koşar mıyım diye. Hı hı. Yani kesinlikle evrenden istemiyorum yani. Hani evren veriyor kafasıyla değil de hani enerji gidiyor ve bana dönüyor. Allah veriyor tabii ki de. Böyle. Bu benim sorum bu olacaktı. Bu bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne kadar doğru düşüncelerim? Güzel bir soru. Fakat zaten sen farkındasın. Yani o kadar çok her kelimenin, her sözün geri döneceğine inanıyorsun ki bu inancın faydası mı var, zarar mı? Biraz onun üzerinde de duracağım ama şunu bilelim. Bak Peygamber Efendim, bugün tam bu konumuz bu. İnne minel beyan ile sihran, sözde büyüleyici bir etki vardır. Sihir gibi söz büyüler ve insanın gözünü, gönlünü kuşatır. Ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ağızdan çıkan kelime yoktur ki bir melek onu yazmış olmasın. Ağzımızdan çıkan her bir kelimeyi melek yazıyorsa kaybolmuyor demektir. Evrende hiçbir şey kaybolmuyor. Doğru. Hatta kayalar üzerine, taşlar üzerine çalışmalar var. Bizim seslerimizi, evrendeki sesleri, insanların, hayvanların çıkardığı sesleri, tabiattaki sesleri kayaların hapsettiği ve o ses frekanslarına ulaşıldığında o seslerden tekrar o konuşmaların ortaya çıkabileceğine dair çalışmalar yapılıyor. Demek ki sözümüz ve nefesimiz hiç boşa gitmiyor. Evrende sadece zaten yok olma diye bir şey yoktur derler ya. Kimyasal değişiklik oluyor. Fiziki değişiklik oluyor. Biyolojik değişiklik oluyor. Aslında değişikliğe uğruyor. Ölen de mesela ölüyor fakat yok olmuyor. Değişikliğe uğruyor. Tekrar canlanacak. Tekrar başka bir şey. Bunu Hekimoğlu yaşıyorsa, ben yaşıyor biliyorum ama o kitabında ve konferanslarında söylerdi. Şimdi buğday mesela toprağa koyuyorsunuz, onu kapatıyorsunuz, öldürmüş oluyorsunuz. O filiz veriyor, başak veriyor, biçiyorsunuz, bir daha öldürüyorsunuz. Tohum çıkıyor, tohumu değirmende öğütüyorsunuz, bir daha öldürüyorsunuz. Un oluyor, unu pişiriyorsun, bir daha öldürüyorsun. Ekmek oluyor, ekmeği çiğniyorsun, öldürüyorsun. Tekrar senin kanına karışıyor, tırnak oluyor, kıl oluyor, hücre oluyor, canlanıyor. Ölen bir şey yok. Tekrar canlandı. 10 defa ölse yine canlanıyor.
evrende yok olan bir şey yok. Sesimiz de kayıtlara geçiyor. Her biri karşımıza ahirette gelecek. Birinci boyutu bu. İkincisi, bütün bunlar bizim kaderimizi de oluşturuyor. Niyetimizin karşılığı ağzımızdan söz çıkıyor. Söz bizi bağlıyor. O bağlayan şeyler istikametinde yol alıyoruz, kararlar veriyoruz. Ve onlar bizim kaderimizi oluşturmuş oluyor. Demek ki innemel amalu bin niyat, her şeyin başı iyi niyet. İyi niyet eder, gönlünü temiz duygularla doldurursan sana güzel şeyler dönecek. Pozitif olduğun zaman sana güzel şeyler dönecek. Hazreti İsa için de anlatırlar, peygamberimiz için de anlatırlar. Mesnevi'de geçer ama kaynağını görmedim. Şimdi Mesnevi'nin dışında bir kaynak görmedim. Şimdi Mevlana şöyle anlatıyor. İsa aleyhisselam havarileriyle yolda yürürken bir köpek leşi görürler. Kokar. Havariler burunlarını tutarlar. Ne kötü kokuyor derler. İsa aleyhisselam ne kadar da güzel inci gibi dişleri varmış zavallının der. İşte pozitifi görebilmek, güzeli görebilmek, pozitif olabilmek insanı kötü duygulardan arındırır. Ve o ağız, o gönül öyle dua ettiğinde de kabul olur. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu biliyorsunuz mucize olarak. Allah ona öyle bir mucize vermişti. Havariler dediler ki bize de öğret bu duayı, biz de ölüleri diriltelim. Köylere, kasabalara yayılalım, ölüleri diriltelim. Öğretti duayı, her bir havari gittiler ölülere okudular, hiçbir ölü dirilmedi. Geldiler dediler ki ey İsa, biz dua okuyoruz ama hiçbiri iyileşmedi ve dirilmedi. Nasıl okuyorsunuz, yanlış mı ezberlediniz acaba? Okuyun bakalım, okudular dua, aynı dua ama ağız İsa'nın ağzı değil dedi. Şimdi ağız İsa'nın ağzı olması için kalbin İsa'nın kalbi gibi temiz olması lazım. Bu neyle olur? Güzel niyetlerle olur. İnnemel amal bin niyet. Buraya kadar anlattıklarıma senin söylediklerin tıpatıp uyuyor. Çok doğru. Tebrik ederim. Ama şurası biraz sakıncalı. O da nedir? Ağzından bir kelime çıktı, bana geldi, tesir etti. Şimdi beni yere yatıracak, öldürecek, zarar verecek. Eyvah falan. Bu psikolojik rahatsızlığa sebep olabilir. Böyle değil. Yazıldı, çizildi, kayda geçti. Bir karşılığı elbette vardır. Ama döndü bana, tekrar geldi, bir şey olacak. Bunu çok fazla düşünme. Doğruyu yap. Hani iyilik yap, denize at. Gerisine karışma kardeşim. Peki sağlık, afiyet diliyorum sana da. Bir başka telefon. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Aleykümselam hocam. Nasılsınız? İyisiniz Allah inşallah. Razı olsun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hocam ben Ankara'dan arıyorum. İyiyim elhamdülillah. Hocam benim iki sorum var size. Buyurun. Ankara'ya selam. Teşekkür ederim hocam. Hocam birinci soru, biz 2 yıldır evliyiz eşimle. Eşim aslında hani çok iyi bir insan. Ama sinirlerine hakim olamıyor. Her sinirlendiğinde işte yani beni boşama amaçlı değil. Ama sadece işte şart olsun ki bunu yaparsan bunu yaparım. İşte şart olsun ki işte bunu yapma, bunu yaparım. Bu tür kelimeleri çok kullanıyor. Ben de birazcık şüpheleniyorum. Acaba nikahımız denenmiş midir? Birinci sorun bu. Ama boşama amaçlı hiç söylemedi. İşte şart olsun ki seni boşarım değil. Örnek vereyim mesela. İşte ben ona sigara içme diyorum. O da bana diyor ki işte hani şart olsun ki sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım. Veya da işte şart olsun ki bunu söylersen ben de bunu söylerim. Veya işte onun istemediği bir şey. Mesela örnek vereyim. Birisiyle kızlarımla falan konuştuğumda ikinci evliliğim. İşte konuşursan da şart olsun ben seninle bir daha konuşmam. Hani bu kelimeleri böyle çok kullanıyor. Tamam. Ama sonradan çok pişman oluyor. İşte özür diliyor ama ben bundan çok rahatsız oluyorum. Hani bu kelimeyi çok kullandığından. İkinci sorum da buraya, bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Sonra ikinci sorusunu hemen söyleyeyim. Bu aileden, yetişme tarzından kaynaklanıyor. Kelimenin önemini bilmiyor. Konuştuğu lafları, İnsanın tekrar aynaya bakıp ya da kendini bir daha izlemesi gerekiyor. Şimdi geçen gün ben kendi videomu bir izledim. Şimdi geçen haftanın programı mıydı? Neydi? Şöyle 5-6 cümle içerisinde 4 tane ya da 3 tane aslında diyorum. Aslında. Ya baktım kulak tırmalıyor. Ne zaman fark ettim ben bunu? Bir daha izleyince fark ettim. İşte insana ayna lazım. Ayna kim? Her zaman aynı olmaz yanında.
Mümin müminin aynasıdır. El mu'minu mir'atul mu'min. İyi dost sana ayna olur. Sana der ki arkadaşım, öyle ikide bir şart olsun denmez kadına. Böyle bu oyuncak değil ki. Ona gösterir. Dışarıdan bir aynası ya da ailede bunu görür. Torun birisiyle oynuyor. Biz yürümeye çıktık. Torun biriyle oynuyor. O çocuk da aynı yaşıtlar. 10 yaşındalar. İkide bir çocuk gereksiz yere yemin et diyor benim toruna. Yemin et diyor. Niye yemin etsin? Yemin evli her zaman edilmez ama aileden öyle görmüş. Yemin et, yemin et, yemin et. 3 kelimeden biri çocuğun yemin et. Bu da öyle görmüş. Babasından görmüştür. Dedesinden görmüştür. Ve pişman oluyor. Bunlar boşanma yerine geçmez. Bunlar çirkindir, haram işler, günaha girer boş yere ve sizi tedirgin eder. Ama bunlar birikir birikir bir gün maalesef başka kelimelerde kullanır. O zaman yuvayı da yıkar. Bu ağzına bunları sakız gibi almayacak. Bir erkeğe de boşanacaksa adam gibi boşanır. Boşanmayacaksa da ağzına sakız gibi boşama lafını almaz. Ne kadar çirkindir bir insan boşama lafını ağzına alması. Ne kadar çirkindir. Hocam şimdi dediğim gibi hani... Peki bunu geçelim. Bunu geçelim. Anladım. Meseleyi ben anlattım. Tamam, İkinci sorunu sorabilirsin. İkinci sorum da hocam. 2 yıldır eşim hani namaza başladı. Namazı bir kılıyor, bir bırakıyor, bir kılıyor, bir bırakıyor. Ben de bu namaz konusunda çok titiz olduğumdan eşime birazcık baskı yok. Yani baskı demeyelim de işte mesela hadi canım, hadi bak namaz vakti, hadi namazı kılalım, hadi gel kılalım. Ben bunu yaptığım zaman acaba günaha giriyor muyum? Çünkü günaha, onu sürekli yönlendiriyorum. Günaha girmiyorsun ama benim zorlamam günaha girmiyorsun ama nasıl dediğine nefret dilini kullanmayacaksın, sevgi dilini kullanacaksın. Bir, ikincisi de tamam güzel söylüyorsundur belki ama onun da bir dozu, bir ayarı lazım. Her an söylenmez, her yerde söylenmez, herkesin yanında söylenmez. Bütün bunları çok ayarında yaparsan dokunmaz. Ve vazifeni yapmaktan dolayı çok büyük sevabı erersin. Bırakmak yok. Ve enzir aşiretekel akrabin ku enfüsekum ve ehlikum nara ayetler var. Dolayısıyla sen bundan dolayı sorumlusun. Eşin sana karşı sorumlu. Ah keşke erkeklerden bir dinlesem ben, kadınım namaz kılmıyor diye. Bugüne kadar 20 senedir program yapıyorum. Hep kadınlar kocasını ibadet konusunda şikayet ediyor. Ah bu erkekler, zayıfsınız. İbadet konusunda maalesef kadınlar kadar olamıyorsunuz. Onu söyleyin. Evet. Peki tebrik ederim. Allah inşallah çok namaz kılanlardan eyler. Allah razı olsun. Duanda da açıktan dua et ona. Ya Rabbi eşimi namaz kılanlardan eyle. Namazını bırakmasın amin diye. O da duysun. İnşallah. Allah herkese peki nasip etsin. Sağ ol hocam. Kardeşim. Haber VTR'miz var. Hocam, bir hayırlı yayınlar. İyi günler. Sağ olun size diyorum de efendim. Çok acı bir durum. Para gözü döndürüyor. Paraya tapanlar var maalesef. İnsanı, yengesini öldürüyor. Kardeşini öldürüyor, anasını babasını öldürüyor. Sonra zannediyor ki ben bu günahı gizleyebileceğim. Gizleyemezsin. İnneha inteku miskale habbetin min hardelin fetekun fi sahratin ev fis semavati vel ev fil art ye'ti bihallah innallaha latifun habir. Lokman suresinde Allah-u Teala diyor ki ey oğulcağızım bir günah işlerse o günahı bir kayanın içine bile gizlesen, göklere gizlesen, yere gizlesen, kayanın içine soksan, gizlesen, bir kaya, koskocaman kayanın içine koymuşsun, Allah onu oradan çıkarır ve getirir senin karşına. Latifun habir. Allah latiftir. Latif ne demek? Hiçbir şeyin giremediği, süzülerek nüfuz edemediği yerleri bile görür. Oralara girer. Habir, her şeyden haberdardır. Allah'tan niye saklayacaksın? Ve mutlaka her suç geride bir iz bırakır ve bir hayvan bile bulabilir. Hiç ummadığım bir şekilde hayvan orayı kazar, oradan bir koku gelir, bir şey olur. Bulunacak yani. Gizleyemezsin. Dünyada da, ahirette de gizleyemezsin. Hani diyorlar ki hocam dünyada gizler, ahirete kalır. Ben bugüne kadar ahirete kalan da pek görmedim. Ahirete yine kalıyor cezası ama dünyada mutlaka... Hazreti Ali'nin de sözü var ya, kimseye iyilik kötülük yapmadım diyor. Sen yapmışsın, hadi kötülük yapmadın, iyilik yapmışsın. Geri bana dönüyor diyor. Geri döner kardeşim. Peki, yazık olmuş. Yazık olmuş canlara. Peki, WhatsApp'ımızı alalım.
Hocam selamünaleyküm, öncelikle iyi yayınlar. Benim ismim Muhammed Ali, 26 yaşındayım. 2 yıllık evliyim hocam eşimle. 6 aylık da bir çocuğumuz var. Hocam son zamanlarda biz sürekli kavga ediyorduk yoktan yere sebeplerle. Çay içiyoruz mesela, çaydan sebep arıyoruz. Yemek yiyoruz, yemekten sebep arıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz. Hocam bu konu dikkatimi çekti. Yanlış olduğunu bildiğim halde en sonunda bir hocaya gitmek zorunda kaldım. O hoca da bana dedi ki, sizin kapınıza dedi domuz yağı sürülmüş dedi. Kavga etmeniz, tartışmanız, ayrılmanız üzerine dedi. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya olursa da nasıl atlatabilirim bu sıkıntıyı? Ben bunu sormak istiyorum. Yayınlar, sağ olun. Ya böyle hani bir damara basmak var ya, yine damarıma bastınız ama biraz sakinleşeyim. Bir ara verelim. Aradan sonra inşallah cevabınızla karşınızda olacağım kardeşim. Evet, yeniden hayırlı sabahlar. Hediyelerimiz var. Şifreler yazıyor arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Onları takip ederek Kur'an-ı Kerim hediyelerimize inşallah ulaşabilirsiniz. Rabbim Kur'an'ın yolunda daim eylesin. İnsan düşünce yoluyla karşı tarafı etkileyebilir mi? İşte sevgisini gönderebilir mi? Efendim nefretini gönderebilir mi? Kendisine bağlayabilir mi? Telkinlerle onu hipnoz edebilir mi? Bunları konuşacağız ama WhatsApp'ta devam edeceğim. Bir WhatsApp'ımız vardı reklam arası girerken, bir daha hatırlayalım onu. Hocam selamünaleyküm, öncelikle iyi yayınlar. Benim ismim Muhammed Ali, 26 yaşındayım. 2 yıllık evliyim hocam eşimle. 6 aylık bir çocuğumuz var. Hocam son zamanlarda biz sürekli kavga ediyorduk yoktan yere sebeplerle. Çay içiyoruz mesela, çaydan sebep arıyoruz. Yemek yiyoruz, yemekten sebep arıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz. Hocam bu konu dikkatimi çekti. Yanlış olduğunu bildiğim halde en sonunda bir hocaya gitmek zorunda kaldım. O hoca da bana dedi ki, sizin kapınıza dedi domuz yağı sürülmüş dedi. Kavga etmeniz, tartışmanız, ayrılmanız üzerine dedi. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Ya olursa da nasıl atlatabilirim bu sıkıntıyı? Ben bunu sormak istiyorum. Yayınlar, sağ olun. Evet, şimdi kardeşim, evlilik uzun bir yol. Fakat insanın hayattan beklentileriyle de alakası var. Çünkü yetişme tarzımız. Materyalist miyiz, kapitalist miyiz, pragmatist miyiz, septik miyiz? Yani çeşitli düşünceler bizi zapt ediyor. Zaptı tahakküm altına almış. Hayata tapıyor muyuz? Paraya tapıyor muyuz? İşimize mi tapıyoruz? Allah'a inanıyor muyuz? Ahirete mi inanıyoruz? Bütün bunların evlilik hayatında etkisi var mı? Var. Çünkü insan bakıyorsun parası yer. Ama gel yanında 2 dakika otur. Bunalımdan patlıyor. Ufluyor, pufluyor, daralıyor, sıkılıyor. Nerede vaktimi harcayacağım bilemiyorum. Bugün nereye gitsem, ne yapacağım? Dünya daralıyor. Kalbi sıkıştırıyor vesaire. Ne bu? Problem var. Niye? Beklentisi farklı adam. Elini nereye atsa kuruyor, kimisinin öyle görüyor. Kimisi efendim her şeyi, nefsin her dediğini yapmış ama mutlu olamıyor. Demek ki hayata bakışımız önemli, yetişme tarzımız önemli, algılarımız önemli. Mutlu olabilmek için efendim görebilmek, hissedebilmek, duyabilmek, bütün bunlarla beraber biz ev hayatını da sürdürebiliriz. Bunlar yürümüyor. Niye yürümüyor? Kızın evlendiği zaman beklentisi farklı. Erkeğin evlendiği zaman beklentisi farklı. Zaman geçtikçe bunlar olmuyor. Olmadıkça ufluyorlar, pufluyorlar vesaire. Ne oluyor? Ondan sonra kavgalar başlıyor. Kavga başlayınca birisi de kura şeytan fısıldıyor ya da şeytan kılıklı insanlar diyor ki, bak bir muskacıya gidin, sizde bir büyü vardır, sihir vardır. Gidiyorsun, o da zaten müşteri gelmiş. Ne diyecek sana? Sende muska var diyecek. Sana şunu sürdüler, evinize bunu koydular diyecek. Seni işkillendirecek ve kendine bağlayacak. Bu alışılmış, bilinen bir şey. Buraya gitmenin hiçbir manası yok. Size tavsiyem, hayatı yeniden, hayatı okuyun, hayatı. Niye evlisiniz? Ne bekliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada niçin varsınız? Niçin evlendiniz? Niye çalışıyorsun? Neden efendim çocuk sahibi oldun? Onları nasıl yetiştirmen lazım? Ahirette bunun bir karşılığı var mı? Sizi ne bekliyor? Bunlara insan kafa yorar. Bir derdi davası olur. Allah'ın rızasını kazanmak esas hedefi olursa ufak şeyleri affeder. Affetmeyi öğrenir, bağışlamayı öğrenir, hoşgörüyü öğrenir, sevmeyi öğrenir. Ama bunlar yok. Biz geçinemiyoruz. Geçinemezsin kardeşim. Bir insan kendisiyle geçiniyor mu? Kendisiyle geçinebilen kaç kişi var? Barışık olan, huzurlu olan. Yatağı böyle rahat, sabah kalkınca rahat,
akşam olunca rahat olan, Allah'ı razı etmiş, kulları razı etmiş, ben güzel bir gün geçirdim, hamdolsun binlerce gönül kazandım diyebilen kaç kişi var? Leş gibi atıyor kendini yatağa. Sabah elini yüzünü yıkamadan çıkıyor, güya ekmek parasına koşuyor. Nereye gidiyorsun? Bu hayat nereye götürüyor seni? Hiç sorguluyor musun? Sorgulamıyorsun. Ondan sonra büyü, muska, pislik vesaire bulaşıyor etrafına. Onlarla uğraşıyorsun. Bunlarla uğraşmak yerine güzel kitaplar okuyun. Güzel sohbetler dinleyin. Güzel insanlarla sohbet edin. Gidin gelin efendim. Zihninizi, beyninizi, gönlünüzü geliştirin. Daralmayın. Kalbiniz geniş olsun. Derya gibi olursa odur, budur sizi ilgilendirmez. Yoramaz sizi. Ama ufacık gölet olursanız hemen kirlenirsiniz sevgili kardeşim. Koşarsın muskacıya, büyücüye. Al başına iyi iş. Bu olmaz. Yanlış yere gitmişsin. Ama aranızdaki birbirinizin iyi taraflarını göreceksiniz. Sevgiyi göreceksiniz. Birbirinize Allah'ın verdiği bir nimet olarak bakacaksınız. O zaman ne muskacıya gidersin ne sihirbaza gidersin. Telefon varmış. Hattaymış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar hocam. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Şükürler olsun, hamdolsun. Dilimizin döndüğünce bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah bize de, karşı taraf dinleyenlere de tesirli eylesin. Elhamdülillah hocam, sizi iyi gördüm. Maşallah. Beğenerek gidiyoruz hocam. Perşembe günü olsun, pazar günü olsun. Çok sağ olun. Cuma. Allah razı olsun. Cuma günü Necmettin hocamız var. Onu takip ediyoruz. Evet. Çok o da sağ olsun bu yaşlarda bile hizmet ediyor. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin hocamıza da. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam size iki tane sorum vardı. Buyurun. Hocam dinimizde anneler günü olsun, babalar günü olsun. Onun hakkında bilgi almak istiyorum. Bir de hocam vefat eden kişiye kurban kesilir mi? Kurban kesilirken ismi geçer mi? Tamam. Peki. Söyleyeyim. Şimdi tabii dinde anneler günü, babalar günü falan yok. Ama bunlar dünyanın özellikle ticareti de hareketlendiren bir sektör oluşmuş. Şimdi arkadaşlar burada dediler ki biz işte baba yok, dede var falan. Aman dedim duymasınlar, dedeler günü de yaparlar. Şimdi dedeler günü de yaparlar. Yani yapsınlar. İşte ticareti hareketlendiriyor vesaire. Ona da bir şey dediğimiz yok. Ama bunlar ne dini bir kuraldır ne de bunu yapmayan günahkar olur, yapan günahkar olur. Öyle bir şey yok. Efendim sadece bir hatırlamaya vesile oluyor. Genelde dünyaya yayılmışsa dünyanın malıdır. Bir dinin sembolü değildir. Bir efendim ideolojinin sembolü değildir. Ama biraz herhalde kapitalizmin bize dayatması, dünya böyle bir rüzgara esiyor. Biz de oraya katılmış gidiyoruz. Yani ben bunların hiçbirini kabullenmiyorum diyen de rüzgara karşı efendim direnmeye çalışıyor. Ona da bir şey değil mi? Onu da takdir ediyoruz. Yani o da doğru yapıyor belki. Ama direnmenin faydası olacak mı? Bize olsa bile çocuğumuz işte bunu öğreniyor. Bunları yapıyorlar. Bir nesil sonra zaten oturuyor. Avrupa'da bir şey 20 sene önce çıkmışsa 20 sene sonra bize geliyor. Yani dini konularda ben hep söylerim. Mısır'da bir şey çıkarsa 20 sene sonra bize gelir. Mısır bizde dini konulardan 20 sene ileridedir. Onu söyleyeyim. Fetvalar konusunda, kadın hakları konusunda, okuma konusunda vesaire. Türkiye'den Mısır anlayış olarak hep ilerideydi. Türkiye son zamanlarda biraz hareket kazandı. Ufku genişledi. Avrupa'da ahlaksızlıkta, kültür boyutlarında vesaire vesaire, kadın erkek ilişkilerinde neyse aklınıza ne geliyorsa, işte dazlaklar, yamyamlar, çaylaklar, her şey orada çıkıyor. Bilmem işte affedersiniz cinsiyetsizler, şunlar bunlar, hepsi oradan çıktı. 20 sene sonra bak hepsi bize geldi. Neslimiz bunlardan kurtulamıyor. O zaman bunları ne yapmak lazım? Kontrol edebilecek gücü, kuvveti biz kendimizde bulmamız lazım. Yapamıyorsun, mücadele edemiyorsun, alternatif üreteceksin. Alternatif ne? Onlar babalar günü demişse sen de bir başka şey diyeceksin ama güçlü olman lazım ki dünya bunu kabul etsin. Bunu kabullendirecek gücümüz yok henüz ama herhalde ileriki yıllarda dedeler günü de olacak diye bekliyoruz bakalım. Peki birincisi bu. İkincisi neydi konunun? Bir daha sor. Hocam ikinci sorum da vefat eden kişi için kurban. Kurban kesebiliriz. Onu hisseye katabiliriz. Hissede de bu babamın, bu annemin, bu
amcamın, bu dedemin neyse kurbanı onun adına kesiyorum diyebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Onu da efendim adak olarak adamamışsak, biz normal olarak onun adına sevap geçsin diye kesiyorsak, yine üçe bölüp çoluk çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla dağıtıp pay edip, fakire fukarada pay ederek onlardan da yiyebilir sevgili kardeşim. Haftaya da inşallah Perşembe ve Pazar zaten kurban konularını konuşacağız. Diğer bir telefon. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar, buyurun. Hayırlı yayınlar hocam. Ben biyoenerji ilgiliyle aramıştım. Kendimde biyoenerji var hocam. Herkese vermeye çalışıyorum Allah için. Hani bu doğru mudur, değil midir? Kendimdeki enerjiyi aktarmak bir başkasına. Nasıl? Ne, ellerinizde mi var biyoenerji? Evet, nasıl? Ellerimde biyoenerji var. Ne yapıyorsunuz? Onu bir başkasına vermeye çalışıyorum. Psikolojisini düzeltmeye çalışıyorum. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Psikolojik olarak da yardım etmeye çalışıyorum her konuda. Herkese tanıyıp ve tanımadığım herkese yardım etmeye çalışıyorum. Allah için yapmaya çalışıyorum. Peki. Bir karşılık beklemeden. Peki. Şimdi küçükken okulda bir deney yapardık. Alperen, sende saç kalmamış ama şöyle bir deney yapardık. Şöyle tarağı sürerdik saçımıza. Saçımıza sürerdik. Sonra da ufak bir kağıt. Bakalım. Bu plastikten de olabilir. Kaldırmadı ama bu kaldırıyor böyle. Hani yapışıyor. Bu nedir? Bu mıknatıs oluşuyor işte. Bir çekim gücü oluşuyor. İnsanların saçında, parmağında, gözünde enerjiler var. Hatta neler var? Mesela düşünüyorum. Bir şey düşünüyorum. Alperen aklından bir şey tut canım. Tuttun. Gönlünden tuttu. Şimdi ben bunu okuyabilir miyim? Okuyabilir miyim? Gözlerine bakıyorum. Kalbini okumaya çalışıyorum. İşte buna efendim telepati diyorlar. İllüzyon yoluyla, onu hipnoz yoluyla tesir altına alarak ben ona bir şeyler söyletmeye çalışıyorum. Buna hipnoz diyorlar. İllüzyon diyorlar. Biyoenerji insanda var. Biyoenerji var ve biz bunu gözümüzle görüyoruz. Mesela alıştırmalarla özellikle Budizm'de bunlar yaygın, Hinduizm'de, oralarda, Uzak Doğu'da görüyoruz. Adam olduğu yerde böyle kalkıyor. Yerden havaya kalkıyor. Ya da işte ne bileyim, cam bardağı yiyor. Ateşin üzerinde yürüyor. Bunlar hem biyoenerji hem de bir taraftan trans haliyle oluyor. Trans haliyle oluyor. Mesela beyin okuma, kalpten geçen okuma çalışmaları yapılıyor. Yalan makineleri falan. Bunlar artık ilerlemiş vaziyette. İnsanın düşüncelerinden dolayı kalbinde, vücudunda, organlarında bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu İbn Sina'da da var. Kitab-ı Tıp'ta da bunu görüyoruz. Mesnevi de bunları almış, hikaye etmiş bazen. İşte bir kişi bir başka ülkede çalışırken günden güne eriyor. Bir esir götürülmüş hizmetçi, günden güne eriyor. Doktorlar, padişah bunun yanına hizmetçi almış. Doktorlar tutmuş. Doktorlar tedavi etmek istiyorlar. Hiç cevap vermiyor. Ama bir hekim, gerçek hazık bir hekim, bunun hastalığını keşfediyor. O nedir? Şehirleri sayıyor. Şehirleri saydığında bunun kalp atışları değişiyor. Bakışları değişiyor, heyecanı artıyor falan, anlıyor ki bunun sevdiği bir kız var falanca bir şehirde. Ona aşık, oradan ayrıldığı için günden güne eriyor. Yani böyle çalışmalar da eskiden beri yapılıyor. Bu doğrudur. Bu biyoenerji dediğimiz şeyi insanların yararına kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama ucu açık olan bu konuları, özellikle hipnoz konusunu ve biyoenerji konusunu doktor olmak zorundayız derim.
Neden? Çünkü insan vücudunu bilmeli, anatomiyi bilmeli, organların tepkilerini bilmeli, ilaçları bilmeli, vücudun tedavi yöntemlerini, bedeni bilmeli. Bu psikiyatr olabilir, tıp anlamında, tıp doktoru anlamında ve yine tabip olabilir. Onun dışında 3 günlük sertifika aldım, 5 günlük bilmem ne kursuna gittim. Adam işletme mezunu, bir hafta bir kursa gittim diyor, belgesi de belli değil. İnsanlara tutuyor televizyonda ya da bir başka yerde bunlarla uğraştırıyor. Ve bunların yasak olması lazım. Hipnozun bu konuda yasak olması lazım. Dolayısıyla İslam'da telafeti ve zihin kontrolünü de söyleyecek olursak beraber, bir başkasının zararına ya da bir başkasını yönlendirerek kasıtlı olarak onu kontrol altına almak, aklını, iradesini hapsetmek, kuşatmak, bu da doğru değil. Yetki verilmemiş birine bu da doğru değil. Bu tür tedavileri ancak tıp uzmanı yapmalıdır. Tabipler yapmalı, hekimler yapmalıdır. Hekim olmayanlar bu yola başvurmamalıdır. Şimdi buna benzer şeyler var. Mesela işte akrep getirdi bir gün televizyona. Ben de yayındayım. Yani 3 sene, 4 sene önce. Akrebi koyuyor. Efsunladım diyor. Efsunladığı yerde akrep sokamıyor. Akrebe vuruyor vesaire, böyle rahatsız ediyor. Akrep yine sokmuyor. Yine sokmuyor ama okumadığı yere sokuyor. Şimdi reklam arası, ben meseleyi çözdüm. Aslında o kişi istediği zaman sokturabiliyor, istediği zaman sokmuyor. Efsunlamayla falan, okumayla alakası yok. Hiç okumayla alakası yok. Bunu da din karıştırıyor. Kur'an'dan okudum vesaire diyerek 2 tane 3 tane ayet oraya koyuyor. Dini karıştırıyor. Zannediyor ki insanlar Kur'an okuyunca akrep sokmuyor, Kur'an okumayınca akrep sokuyor. Böyle bir şey yok. Bunun gibi biyoenerjide de bu işin sınırlarını bilmeyen insan, faydasını bilmeyen insan bundan uzak durmalıdır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela ağrıyla ilgili bir tavsiyesi var. Diyor ki, bir yeriniz ağrıdığı zaman oraya elinizi koyun. Mesela başım ağrıyor. Oraya elinizi koyun veya kolum ağrıyor. Omzunuz ağrıyor. Elinizi koyun. 3 defa Bismillah deyin. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sonra da 7 defa da Euzu bi kelimatillahit tammati min şerri ma ecidu ve uhaziru gibi dualar okuyun diyor. 7 defa. Allah'ın izniyle geçer. Bu nedir? Bu da biyoenerjidir. Biyoenerji var mı? Var. Elimizi koyduk mu? Koyduk. Bu el koymakla burada ne oldu? Burada bir şeye temas ettik. Elimizden bir enerji geçti buraya. Mesela dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Dua ettiğimizde Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyoruz. Bu el kalkıyor. Tamam, bu bir acziyet ifadesidir. Bu acziyet ifadesidir. Peki şu nedir? Tekrar yüzümüze sürüyoruz. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırdığında, dua ederken yüzüne sürmedikçe indirmezdi, ellerini kaldırdığında. Kaldırmadan dua ederse yüzüne sürmeye gerek yok. Peki yatarken Fatiha, Ayetel Kürsi, koruyucu dualar, İhlas, Felak, Nas okuyup eline üfleyip bütün vücudunu meshetmesi nedir? Elinin ulaşabildiği her yerini meshederdi yatmadan önce. Bu da biyoenerjidir. Bunlar var. Daha fazla örnekler de var. Daha fazla örnekler var. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini babasına göndermesi, Yakup Aleyhisselam'a gözleri görmezken babama koklatın, gözüne sürsün, babama gömleğini verin, gözleri açılacaktır. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği geliyor. Yakup Aleyhisselam kokusunu duyuyorum diyor. Allahu Ekber. Kokusunu duyuyorum diyor. Ve gömlek gelip yüzüne sürdüğünde görüyorum diyor. Görüyorum. Gözlerim açıldı, görüyorum diyor. Bu da biyoenerjidir. Bak, gömlek ve kokuyla tedavi. Kur'an bunu söylüyor. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz.
Bunlar var. Bunları kim yapmalı? Bunları rastgele insanlar yaparsa istismar olur. Yapayım derken yıkar. Faydalı olsun derken zarar verir. İnsan vücudunu bilmiyor çünkü. İnsan vücudunu bilen insanlar bunu yapmalıdır. Yoksa rastgele olmaz. Eskilerde bunun gibi çok şeyleri, mesela tuza okuyup tuzu banmak, yaraya vesaire, küle okuyup kül basmak, bunlar hep olmuştur. Bu biyoenerjinin olduğunu gösteriyor. Şimdi telepati ile karşı tarafı etkilemek mümkündür. Telepati ile karşı tarafı etkilemek mümkündür. Çünkü sürekli pozitif sinyal gönderirseniz, bir insanı mesela hiç tanımıyorsunuz ya da tanıyorsunuz da gıyabında hiç karşılaşmadınız, hep gıyabında. Gıyabında onunla hiç karşılaşmadan sürekli ona sevgi gönderiyorsunuz. Ben onu seviyorum, Allah için seviyorum. Ben ondan razıyım, onu çok beğeniyorum. Allah için güzel insan, güzel bir dost, güzel bir dost. Allahu Ekber. O insan seninle karşılaştığında kalbi sana akacaktır. Kalbi sana akacaktır. Şimdi Nevzat hocamız hazır mı? Hazır. O tam onun konusu. Ben fazla burada laf yapmayayım, haddimi bileyim. Hocam mutlu oldum. Dedim ki hocamın konusu, yani ne olur bir müsaitse bu parapsikoloji, efendim işte telepati, hipnoz konusunda insanları etkilemek mümkün mü? Bize bir bilgi verse diye lütfettiniz. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Şükürler olsun. Böyle kahvenizi de içerken şöyle güzel bir sohbet edelim sizinle muhterem hocam. Bu insanlar, şimdi bende biyoenerji var, ben bunu birine veriyorum diyor. Bir kızımız şimdi aradı. Biyoenerji ile tedavi. İsterseniz oradan başlayalım. Sonra bu telepati ve hipnozu konuşabiliriz inşallah. Biyoenerji ile tedavi mümkün mü hocam? Tabii, yani biyoenerji, önce biyoenerjiden ne anladığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani biyoenerji şu anda yapılan son bilimsel çalışmalarda, daha önce bu bilim dışı bir konu kabul ediliyordu. Ama son zamanlarda öyle, özellikle kuantum çalışmaları gösterdi ki insan bir aslında madde dediğimiz şey, madde diye bir şey yok. Madde dediğim şey bir enerji yoğunlaşması. Allah'a Ekber. Onun için materyalizm bitti şu anda. Çok güzel. Bilimsel çok güzel. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir fizikçi hocam, bir fizikçi dedi ki sizi büyütsek her tarafınızın su olduğunu ve sizin aslında bitişik olmadığınızı göreceğiz dedi. Yani o madde boyutuyla o bile şey, yani şu evet. Anda çoğumuz 2/3 vücudumuzun su. Çok güzel. Buyurun hocam. Yani böyle şimdi bu ve şu andaki kuantum çalışmaları, hatta böyle şu anda Türkiye'de online olarak şeyde, internette bulunabilir. What the Bleep Do We Know diye bir kitap var. Yani bip sesi nedir ki, ne biliyoruz ki diye. Bir ilahiyatçı, bir psikiyatrist, bir tane de kuantum fizikçisi oturmuşlar. Bilinç tartışıyorlar. Bilinç nedir diye. Bilinci tartışıyorlar. Evet. Ve kuantum bilinç üzerinde duruyorlar. İnsan aslında subjektif gözlemci. Yani gözlemliyoruz. Gözlemlediğimiz zaman varız. Gözlemlemediğimiz zaman yoğuruz. Öldüğümüz zaman gözlemleme bitiyor. Çok gözlemlediğimiz güzel. An biz şey, şu anda maddeyi ve kendimizi, aslında madde dediğim şey bir illüzyon. Yani sonuç olarak biyoenerji de aslında bir illüzyondur diyorsunuz. Evet, biyoenerji de şu anda beyindeki bulunan bu araştırmalar, beyinde ayna nöron hücreler var. Ayna nöron iki türlü, biri motor ayna nöron, biri duygusal ayna nöron hücreler. Motor ayna nöron hücreler, kolunu kaldırdığınız zaman karşı tarafın beynindeki kol yeri de kalkar, motor alan. Bunun en güzel örneği şu mudur hocam? Çeneni kaşı diyoruz. Adam hemen burasını kaşıyor, çenesini kaşımıyor halbuki. Ayna nöronlar konuşuyor orada. Evet. Beynimizdeki ayna nöronlar konuşuyorlar. Yani beyinler aslında 5 duyu olarak bildiğimiz duyuların ötesinde şu anda 30'un üzerinde duyu tarifle etti. Bir tanesi de bu internet üzerinden çalışan
frekans ve salınım ve titreşim üzerinden çalışan duyular var beynimizde. Muhterem hocam. Evet. Kısa kısa lütfederseniz şimdi bir sorum daha olacak. Bu hipnozla sigara bıraktırma vesaire gibi şeyler yapanlar var. Bunların çoğu doktor falan da değil. Bunları nasıl görüyorsunuz? Kötü alışkanlıkları terk ettirebilir miyiz? Hipnoza nasıl bakıyorsunuz? Yani hipnoz sonuçta bir tıbbi bir yöntemdir görünüşte. Fakat biliyorsunuz yani mesela eskiden yeteri kadar altyapı yokken diş çekimini berberler yapıyordu. Evet. Yani bir şey yoktu yani. Yani yeteri kadar diş hekimi yoktu. Ama şu anda gidip berbere diş çektirsen sakat kalma ihtimali yüksek. Şu anda hipnoz da böyle bir tedavi yöntemi. Şu anda bilimsel olarak doğrulanmış ve hipnozda yalnız farklı bilinç durumu gerekiyor. Yani hipnotistle hipnoz alan kişinin farklı bilinç durumuna kişi kendine hipnoza bırakması lazım kişi. Hipnoza. Edilgen olması lazım. Evet, edilgen ve telkine bırakması lazım. Beynindeki karar verme yeri yerine hipnoz yapanın kişiye teslim etmesi lazım. Beyninin direksiyonunu. Beyninin direksiyonunu ona teslim etmese hipnoz olmaz. Siz tedavilerde kullanıyor musunuz hocam? Tabii, hipnozu tedavilerde kullanıyoruz. Bazı vakalar oluyor. Böyle telkine açık oluyor. Ben saçma bunu yapamıyorum ama düzelmeyi istiyorum. Bana yardım edin dediği zaman biz ona böyle farklı bilinç durumuna sokuyoruz. Önce dikkatini topluyoruz. Daha sonra düşüncelerini yoğunlaştırıyoruz. Daha sonra o konuda tekrar ederek vücudunu gevşetiyoruz, kaslarını gevşetiyoruz. Mesela şeye soktuğumuz kişiye, hipnoza girdiğin zaman şu anda senin eline böyle bir anestezi maddesi sürüyorum. Elin uyuştu diyoruz. Elinin uyuştuğunu o bırakıyor kendini. Elini kaldırıp iğne batırıyoruz. Acı hissetmiyor. Bu derece telkinle. Telkinle yapıyorsunuz bunu, sözle. Hiçbir şey yapmadan yani beyni, ama beyninin kontrolünü terapiste vermesi lazım kişinin. Verdiği zaman en derin hipnoza giriyor. Fakat bunun için güven ilişkisi olması gerekiyor. Peki o anda her şeyi yaptırabilir misiniz? Mesela ne bileyim işte şuradaki paraları al. Mesela kötü bir yolda da kullanabilir misiniz o insanı o anda? İşte hipnozda o da yaptırılamıyor. Çünkü o kişinin temel değerleri vardır her insanın. O temel değerlerinin dışında bir şeye giremiyor hipnoz. Yani hipnoz ancak o kişinin izin verdiği alanlarda hareket edebiliyor. Hastalığının tedavisi, işte mesela unutkanlığının düzeltilmesi. Mesela şöyle diyorsun, yani ertesi gün saat 14'te beni ara diyorsun. Ertesi gün birden aklına geliyor, hemen seni arıyor. Niye aradın diyorsun? Bilmiyorum, birden aklıma geldi siz diyor. Siz söylüyorsunuz yani, ona. Beynine yazıyorsunuz. Peki hocam bir şey daha. Bu yoga ve meditasyon bir anlamda hipnozla bağlantısı var mı? Ya da nasıl tedavide faydası var mı? Yani işte o yoga, meditasyon gevşeme tekniği onlar. Ha, gevşeme tekniği. Gevşeme tekniğidir. Yani onlar eğer bilinçli kullanılırsa vücudu gevşetir, kasları gevşetir. Ama ona eşlik eden zihinsel tekrarlar çok önemli. Kişi doğru düşünce tekrarları, doğru böyle sorunu, çünkü biz hipnoza kişiyi hazırlamadan önce ona testler uyguluyoruz. Bunun ihtiyacı hangi konular diyoruz. 3-5'e indiriyoruz bu konuları. O konular üzerinden gidiyoruz. Kendi kendine inandıramadığı konuları hipnoz esasında telkinle veriyoruz. Ondan sonra kişi müthiş rahatladım diyor. Bakıyorsunuz davranışlarını düzeltmeye başlamış. Muhterem hocam, namazdaki rahatlama biraz böyle mi? Kendi kendimize okuyoruz biz, sürekli Fatiha'yı okuyoruz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Her gün 40 defa bunu okuyoruz. Bu da bir anlamda telkin mi? Tabii bir telkin, ama dilimizde kalırsa tesiri olmuyor. Gönlümüzden de çıkması lazım onun. Yani kendimizi ona vermemiz, teslim olmamız lazım. Yani beynimizin duyguları proses eden alanları devreye girmezse kişi, yani böyle enerjisi bir noktaya kadar yükseliyor. Ama enerjinin amplitüt kazanması, yani böyle genlik kazanması için duygular eklenmesi gerekiyor. Duygular eklendiği zaman o konu, işte o dalga fonksiyonu yüksek dalga fonksiyonu oluyor. Yani duygu, düşünce tek başına şey, biliyor her şeyi insan, yapamıyor. Ama duygu eklenirse bilgi inanışa dönüşüyor.
Bugünün ne denir mottosu efendim, bugünün klişe sözü şu olsun mu hocam? İnsan madde değil, manadan oluşuyor. Tabii madde, insan tabii enerji bandıdır insan. Enerji madde bandı. Tabii bir enerji bandındayız. Yani materyalistler şöyle diyordu, madde var, somut bilgi var, sonra soyut bilgi ondan sonra çıkıyor diyordu. Ama şu anda büyük data var, evrensel data var. Evrensel veri tabanının adı da Levh-i Mahfuz. Allahu diyor. Ekber. Levh-i Hocam, Mahfuz kitap de. Ara vermemiz gerekiyor. Çok lütfettiniz. Yani biz Levh-i Mahfuz içerisinde sadece küçük bir yazılımız biz. Allahu Ekber. Çok güzel özetlediniz. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi, istirahatinizi bize ayırdınız. Hanımefendi de selamlar, hakkını helal etsin ev halkına. Saygılar efendim. Allah razı olsun. Kısa bir aramız var. Dualarımızla karşınızda olacağız inşallah. Evet, Nevzat Tarhan hocamızla da güzel bir sohbet yaptık. Telepati, hipnoz, biyoenerji konusunda sağ olsun güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Hediyelerimiz, kazananlar altyazıda geçecek. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Şifrelerimiz var. Evet, dualarımız var. Hastalıktan kurtulma duasıyla başlayalım. İnşallah Rabbim şifa versin tüm hastalarımıza. Amin. Allahümme İnni e'ûzu bike minel baras vel cunun vel cüzam ve seyyil askam. Allahümme inni e'ûzu bike minel baras vel cunun vel cüzam ve seyyil askam. Allah'ım alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzam illetinden ve kötü hastalıklardan ve koronadan sana sığınırız. Rabbim bize şifalar ihsan eylesin. Sıkıntı ve keder anında okunacak duayı da okuyalım. Allahümme ene abdüke ibnu abdike ibnu emedike fi kabzatike nasiyeti biyedik. Ma'dın fiyye hukmuk adlun fiyye kadâük es'elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsek ev enzeltehu fi kitabik اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَأْسَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اِنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ نُورًا صَدْرِي وَرَبِيعَ قَلْبِي وَجَلَاعَ حُزْنِي وَزَهَابَ هَمِّي. Ya Rabbi, ben senin kulunum. Kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum, kızıyım. Senin elindeyim. Perçemim senin kudret elindedir. Allah'ım hakkımda hükmün geçerlidir. Yine hakkımdaki takdirin adilanedir. Senden kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin ve kendine tahsis ettiğin her ismin hürmetine Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin ilkbaharı, hüznümün yok edicisi ve kederimin gidericisi kıl ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz günahı silen dua diye öğrettiği duayla dua ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olduğuna göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim günde 100 defa aşağıdaki duayı okursa 10 tane köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Ona 100 sevap yazılır ve onun 100 günahı silinir. O gün akşamlanıncaya kadar bu da onun için şeytanın şerrinden barınacağı bir sığınak olur. Bu amelden daha fazla yapanın dışında hiç kimse bu amelden daha faziletlisini getirmemiştir demiştir. Buhari'de Davat 64 bahsinde yer alan bu duayla dua ediyoruz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter. Yüze de tamamlayalım inşallah. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. Evet, Perşembe ve Pazar günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.